Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün ODS danışmanlıktan bahsedeceğiz. Ben ODS danışmanlıkta iş geliştirme yöneticisiyim. Bizim 4 ayrı birimlerimiz var. Bunlardan bir tanesi Anadolu birimi, İzmir, Ege ve Bursa birimlerimiz var. Ben Anadolu birim yöneticisiyim. Açıkçası firmada da yeniyim diyebilirim. Yeni bir Hayırlı yüzüm. olsun. Firmanın yeni bir yüzüyüm. Yaklaşık 3,5 ay oldu firmada başlayalı. Çok güzel, tebrik ediyoruz. Benim için güzel bir deneyim oluyor. Güzel bir tecrübe oluyor. Daha sonra tecrübelerimi sahaya yansıtmış oluyorum. Umarım Çok daha da güzel. güzel şeyler olacak. Başarılarınızın devamı Çok teşekkür diliyoruz. ederim. Çok sağ olun. Bugünkü konuğumuz ODS Danışmanlık AŞ İş Geliştirme Yöneticisi Fatih Kaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok Rica sağ olun. ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben 78 Kayseri doğumluyum. İlk ve ortaokulu Kayseri'de tamamladım. Lisede babamın işlerinden dolayı, babam esnaftı, babamın işlerinden dolayı Mersin'e taşındık. 93 ve 98 yılları arasında Mersin'deydim. 98 yılı akabinde dil öğrenmek, biraz da üniversite okumak için Hindistan'a gittim. Ne güzel. Farklı bir tercih yaptım. Çok farklı bir tercih oldu. Ne güzel. 98-2003 yılları arasında Hindistan'da yaşadım. Bunun 4 senesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Mezuniyetten sonra yaklaşık 1 yılda iktisat master yaptım. Master'ı tam tamamlayamasam da bıraktım en azından. Güzel bir deneyim oldu. Döndükten sonra Afganistan'da bir askerlik dönemim oldu. 1 yıl Evet. kadar. 2004'te Türkiye'ye dönüş yaptım. Ne Temelli güzel. bir dönüş yapmış oldum. Çok güzel. İş Güzel bir hayatına yurt dışı tecrübesi olmuş size. tabii. Çok Onun güzel. akabinde çok daha fazla yurt dışı deneyim Evet. oldu ama onun akabinde profesyonel iş hayatıma Boydak Holding'de başladım. Çok güzel. Büyük bir İstikbal firma. Belgona, çok Tabii. bilindik firma. Evet. Orada başladım. Çok güzel deneyimlerim oldu orada. Yaklaşık 12 yılı tamamladım. Çok Bu güzel. 12 yılın içerisinde 3 tane firma kuruluşu yaptık. Bizzat ben başında bulundum, firma Ne kuruluşlarının güzel. başında bulundum. 2016 dönemiydi. Ben ayrıldım. Kendi isteğimle ayrıldım. Ardından farklı sektörlerde işe başladım. Tecrübeler Tabii farklı edindiniz. sektörde tecrübe edindim. İlk etapta İskenderun'a gittim. İskenderun metalat firması var. Sağ olsun Abdullah Bey, çok sevdiğim bir insandır sahibi. Yanında bir 10 ay kadar ihracat müdürlüğü yaptım. Çok güzel cirolar yaptık. Ben ardından Kayseri'ye dönüş yaptım. Bu arada ben iki çocuk babasıyım. Bu arada bunu Maşallah. evet söyleyeyim. Eşimden ayrıyım ama iki çocuk babasıyım. Çocuklarım için ben tekrar Kayseri'ye döndüm. Fazla Kayseri'de duramadım. Ben İstanbul'a gittim. Kayseri biraz beni bastı açıkçası. İstanbul'a gittim. İş İstanbul'da merkezi tabii burası. tabii. İstanbul'a geldim. İstanbul'da 2 sene kadar kendi işimi yaptım. Kendi şirketimi kurdum. Biraz zorlandım. O süreç benim için çok zordu. Sıfırdan başladım çünkü. Bütün yatırımlarımı, bütün deneyimlerimi oraya aktardım. Kendi şirketime aktardım. 2 sene kadar çalıştıktan sonra bir devalüasyon durumu oldu. Bir sıkıntılar yaşadık ve işi kapattık. Hayırlı Ardından ben olsun. İzmir'e gitme kararı aldım. Armis Yatak, Artemis Halı'ya bağlı Armis Yatak firmasında işe başladım. İhracat müdürü olarak. Sıfırdan kurduk biz orayı. Orada Ne sıfırdan güzel. oldu. Ben sıfırdan kuran bir Tabii insan büyük bir olarak tecrübe. çok büyük, Ya benim o için çok güzel bir sistemi tecrübeydi. oluşturmak çünkü Kesinlikle, kesinlikle. gerçekten O biraz önemli. beni zorladı ama çok güzeldi. Evet. Oradaki deneyimden sonra 1 sene kadar İzmir, ardından da ben Kayseri'ye temelli dönüş yaptım. Kayseri'de de 2 sene kadar Denka Metal İhracat Müdürlüğü, ardından Karva Termoform Plastik firması 1 sene kadar da orada İhracat Müdürlüğü yaptım. Akabinde ODS danışmanlık beni çağırdı. Ankara firması. Ben daha önce Ankara'da yaşamamıştım. Sadece askerlik dönemim oldu bir süre. Bana dediler gelir misin, çalışır mısın, Ne beraber güzel. çalışır mıyız? Ben de kabul ettim, hay hay dedim. Güzel bir başlangıç oldu. Dediğim gibi 3,5 ay Harika. oldu. Hayırlı Çok olsun güzel bir iş tekrar. ortamımız var. Çok sıcak bir iş ortamımız var. Ekibimiz çok güzel. Hani bir ast üst ilişkisinden ziyade bir arkadaşlık Ne ilişkisi var. güzel. Ekip ruhu çok Ekip önemli. ruhu cidden çok önemli. Tabii. Ben de biraz bir şeyler kattığıma inanıyorum orada. Güzel Muhakkak. güzel bir ahenk, uyum kattım. Ne güzel. Bu benim için daha güzel bir tecrübe oldu. Çok güzel. Neden bu işi seçtiniz? Bir kırılma noktası yaşandı mı Evet. hayatınızda? Bu işi seçmemdeki neden şu oldu. Benim yaklaşık 22 yıllık bir sanayi geçmişim var. Biraz önce saydığım firmalar, arada başka farklı firmalarında işlerini yaptım ben bireysel olarak. Bu tecrübeyi artık dedim ben biraz da hizmet tarafına geçeyim, hizmet vereyim. Çünkü ben genelde hizmet alan taraftaydım. Evet. Biraz hizmet veren tarafa geçeyim dedim.
Çıktım, bu firmaya geldim. Burada hizmet veriyoruz. Benim için farklı bir deneyim, güzel bir deneyim. Aslında bildiklerimi, sahadaki bildiklerimi içeriye aktarıyorum. İçerideki neyse, çalışan arkadaşlara aktarıyorum. Yeni arkadaşlara aktarıyorum. Junior da senior arkadaşlara aktarıyorum. Neyse. Bu güzel bir deneyim oldu benim için. Evet. Ve yönetici olarak başlamamız çok daha güzel oldu. Harika. Onun da vermiş olduğu bir haz var. Evet. Müşterilerinizden gelen talepler en çok hangi yöndedir? İsterseniz dilerseniz ben kısaca bir işimizi tabii, anlatayım. Buyurun. Daha güzel olacaktır. Tabii. Biz danışmanlık firması olarak ihracatına katkı sağlamak isteyen, ihracatını arttırmak isteyen firmaların, yani Türkiye'de bilindik firmalar ya da bilinmeyen firmalar da olabilir. Bunlar COBİ de olabilir. Hı hı. Firmaların ihracatlarını arttırma potansiyeliyle danışmanlık hizmetleri veriyoruz kendilerine. Bizim firmamızın 6 tane birimi var, ana birimi var. Evet. Bunlardan bir tanesi benim şu anki bulunmuş olduğum iş geliştirme tarafı. Hı hı. Ben de iş geliştirme yöneticisi olarak devam ediyorum. Orada onun haricinde Türk Quality var. Proje çalışmaları var. Türk Quality de önemli. Evet, çok önemli. Gerçekten belli standartların yakalanması gerekiyor ve bunlar uluslararası standartlar. Kesinlikle, kesinlikle. Ve şu an zaten yeni bir yasa, yeni bir yasa çıktı. TL olarak da ödenebiliyor. Evet. Öyle de güzel bir şey oldu. Türk Quality var. Proje yazılımı var. Proje yazılımının akabinde işe alım var. E-ticaret tarafımız var. Bir de Adorno diye bir firmamız var. Adorno da web sitesi tasarımı yapan bir firmamız. Artı sosyal medyada bilinirliği arttıran bir firmamız. Çok bir güzel. Öyle bir projemiz SEO var. SEO çalışması aynen, gibi. Aynen, aynen, aynen. Patronlarımız cidden çok güzel bir birim kurmuşlar. İhtiyaç olan, ihtiyaca göre bir birim kurmuşlar. Evet. Ve cidden birçok firmanın ihtiyacını karşılamaktalar şu anda. Profesyonel bir yaklaşım çok bu. Gayet çok güzel, profesyonel. Değil mi? Nasıl daha ileri gideriz diye kesinlikle, düşünüyorlar. Kesinlikle. Ona göre ben, stratejiler. Kesinlikle. Ve ben Ankara'da, daha doğrusu Türkiye genelinde şu ana kadar görmüş olduğum en güzel danışmanlık firması, en kaliteli firma ve bu da benim için ayrı bir has. Çünkü en kaliteli firmada olduğum için kendimi daha mutlu hissediyorum. Biz firmaların dediğim gibi ihracatlarını kalkındırıyoruz, ihracatlarını geliştiriyoruz. Bunları şu şekilde yapıyoruz. Firmalarla iletişime geçiyoruz. İhracatını geliştirmek isteyen firmalarla iletişime geçiyoruz. İlk bir ya da iki ay kadar bir ön fizibilite çalışması yapıyoruz, ön fizibilite raporu yapıyoruz. Evet. Yayınladığımız, çalışmış olduğumuz raporları kendilerine sunuyoruz. Sizin firmanız şu durumda ve biz bu tarafa, bu konuma getirmek istiyoruz. Evet. Bazı eksiklikleriniz var. Bu eksiklikleri tamamlayın şeklinde firmalarda bir nevi biz tamamlıyoruz. Evet. Sosyal medya eksikleri olabiliyor, web sitesinde eksiklik olabiliyor ya da firmanın kendi işleyişi gibi. SWOT analizi gibi bir şey oluşturuyorsunuz, değil mi? Kesinlikle. Çok önemli. Onu bilimsel bir şekilde ne yapmaları gerektiğini, kesinlikle, değil mi? Zayıf yanları, güçlü yanları, fırsatlar. Kesinlikle, kesinlikle. Tamamen evet, oluşturuyoruz. Hı-hı. İki ay sonrasında biz ve firma hazır olduktan sonra firmayla güzel bir başlangıç yapıyoruz. Ne güzel. Biz aslında firmalar, nasıl söyleyeyim, şu şekilde izah edeyim. Yurt dışındaki firmaların database'lerini çekiyoruz. Evet. Belli kullanmış olduğumuz B2B sitelerimiz var. O B2B sitelerden firma database'i çekiyoruz. Business to business tabii, tabii, iş tabii, yapılıyor. Genelde biz amacımız B2B ve F2F yapabilmek. Amacımız bu. Zaten hizmet sektörümüzün içerisinde bu var. B2B ve F2F'i tamamlamak. Ayrıca duruma göre satışı gerçekleştirmek, satış yapmak. Ki satış yapmak bizi daha da mutlu ediyor, motive ediyor. Ne güzel. Şimdi insanlarda şu algı oluşabiliyor genelde. Danışmanlık firması deyince genelde şu düşünceye giriyorlar. Ya hayal dünyasında yaşıyorsunuz siz. Böyle elle bir şey tutulmayan olamaz, bir şey olunca bir şey, üretim somut yok. Somut bir durum yok. Evet, evet, somut bir durum yok. Sanki hayal satıyormuşsunuz gibi düşünüyorlar. Evet. Ama normal bazı ön yargılar var gerçekten oluşuyor, böyle. Kesinlikle ne oluşuyor. Yazık, onları kırmak lazım. Kesinlikle. Ama özüne baktığınızda biz bu hayali, yani bu kendi düşünmüş evet, oldukları hayalleri yıkmış oluyoruz. Biz tabii, bunun üzerine perspektif inşa etmiş oluyoruz. Tabii. Bizim yani programımızın adı da perspektif. Siz geniş bir perspektiften aynen, yaklaşıyorsunuz. Kesinlikle, değil mi? Çok önemli. Kesinlikle. Bir vizyon katıyorsunuz. Değil mi? Firmalar, çok önemli. Firmalar, bazı firmalar, daha sonra şunu söyleyeyim. Vizyon için bizi tercih ettiği durumlar da oluyor. Tabii. Çok bu önemli, da çok güzel bir şey. Yani firmanın önlerini açarak %95'i ihracat olan bir firma bizi tercih edebiliyor. Neden tercih ettiklerini sorduğumuzda, ki bunu öğrenmek istiyoruz biz kesinlikle. Tabii. Neden tercih ettiklerinizi etmek istediklerini sorduğumuzda biz vizyon için ve bizi göremediğimiz şeyleri dışarıdan görebilirsiniz düşüncesiyle biz sizle çalışmak istiyoruz diyorlar. Biz çok güzel bir ilerleme sağlıyoruz. Ne güzel. Bizim takribi bir seneye kadar hizmetimiz sürüyor. Biz anlaşmamıza evet, bağlı bir seneye belli kadar belli bir seviyeye sürüyor, geliyor. Tabii tabii. Bunların belli bir portföyleri var içerisinde. Hı-hı. Anlaşma şartları var. Evet. Firmalarla bu sözleşmeyi yaptıktan sonra dediğim gibi süreci başlatıyoruz. Firmalar için database'i çekiyoruz. Database'in üzerinden de biz
firmalarla, yurt dışı firmalarla görüşmeleri sağlıyoruz ve üretici firma ile yurt dışında alıcı firmaları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Evet. Globalleşmesini sağlıyorsunuz. Kesinlikle, o kesinlikle. Çok önemli. Yurt dışına açılmalarını sağlıyorsunuz. Kendilerine firma sunuyoruz. Diyoruz ki bu firmaları bir onaylayın, bir bakın, kontrol edin. Meçeden firmaları değil mi? Size meçeden firmalar varsa biz bunları görüşme yapacağız. Buluşturuyorsunuz. Sizle, tabii teknik detayları sizle sizden bilgilerini alarak sizi bir şekilde meç edip ticareti yapma yoluna giriyoruz. Yapmak geniş bir network'ünüz var. Çok güzel bir network oluşturduk. Harika. Aslında firmanın kendi network'u var. Benim kendi network'um olduğu gibi firmanın da kendi network'u var. Ha, bu arada ben kendi network'umu da firma için kullandım. Ne güzel. Ne güzel. Yani bu vermiş olduğum değer, firmaya vermiş tabii olduğum ki. Değer. Tabii ki. Siz çünkü o network'ü oluşturmak için emek sarf ettiniz değil yaklaşık mi? Yaklaşık 20 yıllık bir deneyim. Tabii ki. Çok bunu önemli. Bunu da sunuyorum. Yani insanlar network'leri kadar var iş dünyasında da. Evet. Çok zaten önemli. Zaten benim için önemli olan sektörde bilinirlik. Artı bir de... Marka olmak. Marka olmak. Bir de şu var. Bir söz var. Güzel bir söz. Evet. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye. İşiniz yani ortada. İşimiz ortada. Zaten işi, insanın işi bir nevi onuru oluyor. Doğru. Siz o onuru korumak zorundasınız. Onurunuzu, güven kazanacaksınız. Güven kazanıyorsunuz. Çok önemli. İnsanlar şunu diyebiliyor. Şu an için örnek veriyorum. ODS Danışmanlık Fatih Kaya. Tamam. Ne güzel. Güvenilir bir kurum. Şahane. Güvenilir bir insan. Tanıyoruz, biliyoruz ve bu insanlar bu firmayla çalışmak istiyoruz. Sizi referans gösteriyorlar. Kesinlikle ve bu şekilde ben birkaç tane de firma getirdim. Kendi içimize getirdim. Bana güvendikleri için geldiler. Çok sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ne mutlu size. Ve ben inanıyorum ki çok güzel şeyler yapacağız bu firmalar için. Şu ana kadar çok güzel deneyimlerimiz oldu. Firmanın zaten yaklaşık 10 yıllık bir geçmişi var. Firma sahiplerimiz de benim gibi böyle alttan gelen bir projeler yaparak belli işte firma eksikliklerini tamamlayarak buralara gelen insanlar. Başka güçlü yönleriniz nelerdir? İzleyicilere de ilham olsun. Güçlü yönlerim şunu özetleyebilirim. Çalışkansınız, güvenilirsiniz, tabii azimlisiniz. Hiç durmuyorum, azimliyim. Sürekli bir şeyler katma hedefindeyim. Ve hedefim doğrultusunda gidiyorum. Evet, bir aksiyon bir planı var. Kesinlikle bir amaç uğruna gidiyorum. Bir amacım var. Ya bu firmada bir şeyler katmak ya kendime bir şeyler katmak. Kesinlikle. Ama insanın belli bir amacı oluyor. O amaç ölçüsünde gidebiliyorsunuz, ilerleyebiliyorsunuz. Ve ben bu firmada çok güzel şeyler yapacağımıza, yani çok güzel bir yerlere getireceğim, çok güzel yerlere getireceğimize inanıyorum. Biraz heyecanım da var. Kusura bakmayın. Yok, estağfurullah. Sizi en çok ne motive eder acaba? Güzel başarılar değil mi? Hedeflere ulaşma. O firmaların ilerlediğini görmek herhalde sizi mutlu ediyordur. Şimdi bir firma ilk başta konunun başında söylediğim gibi hayaller düşüncesi oluyor insanlarda. Evet. Bu hayalleri yıkıp da bunu inşa ettiğimiz takdirde bu bizi çok mutlu ediyor. Tabii. Yani o insanlardaki o algıyı yıkmış oluyoruz, gerçekleştirmiş oluyoruz. Aslında bir nevi birçok firma içinde güzel bir deneyim oluyor bu. Tabii. Çünkü biz de süreci tamamladıktan sonra kendileri bir ekip kurmuş oluyor. İhracat ekibini kurmuş oluyorlar. İhracat bir nevi kendi içlerine danışmanlık vermiş oluyorlar. Biz süreci bitirdikten sonra bazı firmalarla tekrar sürece devam edebiliyoruz. Yani hep uzun vadeli. Tabii. Yeni bir hedef olabilir. Ki zaten firmaların referansları bizim için çok önemli. Kesinlikle. Biz bu referansı sağladığımız takdirde, güzel bir referans aldığımız takdirde biz yolumuza devam edebiliriz. Ne güzel. Bizim için önemli olan da güzel bir referans almak ve firmada satışı gerçekleştirmek. Beni en çok mutlu eden de bu oluyor. Satışı gerçekleştirdiğimiz takdirde biz içeride kendi içimizde, ben bunu şeyde görmüştüm, McDonald's gibi firmalarda görmüştüm, Burger King. Satış olduğunda ya da güzel bir prim olarak primler veriliyor. Ayın şeyi elemanı deniyor falan. Ne güzel bir motivasyon. Biz de zil çalıyoruz. Motivasyonu artırıcı. Yeni firma alıyoruz. Bana firma geliyor. Bizim satışçı arkadaşlar satışı yaptıktan sonra Fatih Bey şu firmayı size aktarıyoruz diyorlar. Ben oradan sonraki süreci ben alıyorum. İş geliştirme tarafı olarak biz ikinci birim olarak gidiyoruz firmaya. Ve firmanın dediğim gibi sürecini oradan sıfırdan alarak ilerletiyoruz. Neyse, şahane. Benim çok için çok güzel bir serüven bu yani. Kesinlikle, kesinlikle. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şimdi Sakıp Sabancı'nın bir sözü vardı. Çok hoşuma gidiyor. Değil mi? Çok basit bir söz ama
Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Kesinlikle. Diyordu. Ben de aynısını çalışmadan söylüyorum. Çalışmadan başarı elde edilemez. Çalışmanın yaşı yok. Çalışmanın Sabancı yaşı ailesini yok. Çok iyi tanıyorum bu arada. Öyle Dilek mi? Sabancı ile her çok gün güzel. görüşürüz. Çok değerli çok güzel. insanlar. Ben Sabancı'yı çok yakından takip eden bir insandım. Çok severim. Evet. Bir de Ali Ülker'i takip ederim. Tabii o Kendisini da çok çok başarılı. seviyorum. Kesinlikle. Sürekli takip ediyorum. Kesinlikle. Çok global işler yaptı. Çok büyük Kesinlikle. firmalarla joint venture'lar Kesinlikle. Sürekli takip yaptı. ediyorum ben. Çok önemli. Çok hoşuma gidiyor. Takip etmek de çok hoşuma gidiyor. Çünkü böyle bir insan, bu Tabii tarz rol insanların model Türkiye'ye alıyoruz. Türkiye'ye bir şeyler katmış olması Kesinlikle. ve Adını bize rol model duyurdu. olması çok güzel bir şey, duygu bizim için. Evet. Yani siz çalışmak konusunu vurgulamak istiyorsunuz. Ve gençler şu anda Z kuşak dedikleri gençlerin kendi hayallerinin peşinde koşsunlar istiyorum. Evet. Bir hayal kursunlar, hayalinin peşinde koşsunlar. Ama boş bir hayal olmasın. Güzel Tabii. bir hayal, dolu bir hayal kursunlar. Realistik olacak. Kesinlikle o hayalin peşinde koşsunlar ve hedeflerine ulaşmaya çalışsınlar. Ne güzel, çok önemli gerçekten. Benim son söyleyeceğim sözler bunlar. Şahane. Bugünkü konuğumuz ODS Danışmanlık İş Geliştirme Yöneticisi Fatih Kaya'ydı. Katılımınız evet. bu güzel ben ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederiz. Memnun güzel olduk. Güzel yayınlar diliyorum sizler için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Mersin. Çok mersin. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.